Güneş yüzünü şöyle biraz gösterdi sonra kayboldu. Biraz gösterdi sonra kayboldu. O aralarda da ciddi sağanaklar oldu. Maalesef. Ee, Düzce ile başlayalım, Sakarya ile başlayalım. Devam edecek mi? Ne kadar sürecek? Bu e, sağanaklar e, çok ciddi sorunlara yol açacak mı? Ee, bir kere e, zemin çok e, kötü durumda. Toprak suya doymuş durumda. Evet, yolun kötüyünü de gördük az önce. Zaten akışa geçmiş durumda. Toprak da beraberinde iniyor ve bunun üzerine böyle bir şeye yağışa kapılmak Allah korusun hepinizi şey sıkıntı tutunmak mümkün değil. Dolayısıyla bu taşkının olma olasılığının bulunduğu bir yolu mu bende mi atılıyor geliyor? Yoksa bir yüksek bir yerden etrafında çer, çöp, toprak toplayıp mı geliyor? Yoksa derin bir dere yatağı üzerinde mi bulunuyor o alan? Dolayısıyla hepsine çok dikkat etmek lazım. Hı hı. E, yüklü miktarda 100 kilogramın üzerinde bir yağış düştü e, bölgeye. Yani maksimum 113-114 kilogramdı. Bazı bölgelerde 50 kilogram, bazı bölgelerde 60 kilogram ama 113-114 kilogram saatler seviyesinde inmesi e, çok ciddi bir e, şey, e, sıkıntı ortaya çıkartır. E, öyle bir e, bölgede normal şartlarda çıkartmaması lazım. Evet. Ama e, neden çıkartır? Eğer o yolun üzerindeysek eee suyun yatağı ya da yatağı bozuluyorsa işte bu e, sıkıntı. Şimdi bundan sonrasında ne oluyor? Bugün 4-5 suları ya da 3-4 suları itibariyle bir dalga kuvvetli sağanak daha var. Ee, yine Düzceden e, bahsediyoruz, Düzce bu alanda, Karabük, Bartın, Kastamonu bu alan içerisinde, Bolu bu alan içerisinde. O bantta şöyle bir yan düşünebilirsin. Şöyle kıyı şeridiyle Hı -hı. başkentin aralığını al. Yani Karadeniz, Batı Karadeniz'in kıyısı ile başkent o aradaki bant. E, yani kara Hı -hı. üzerinde denize yakın değil. İç kesimlerde başkente kadar da inmiyor. Yani nereler oluyor orası? E, Düzce'nin iç kesimleri ağırlıklı. Karabük içerisinde, Kastamonu içerisinde, e, Bolu içerisinde olmak üzere. Şimdi bu bugün öğleden sonrası itibariyle kendini gösterecek. Bu gece ve sabaha karşı da e, Kastamonu'yla... Yine e, benzer görüntüleri getirir mi bu beraberinde bu yarış? E, yani yağışın miktarı çok fazla ama hep söylüyoruz yani yer zeminle alakalı bir durum. Çünkü düzce bu durumu sel dediğimiz çok yaşıyor. hadise. Geçen e, dönemlerde de yaşadı bu sıkıntıyı. Evet, ve işte yol çekmesi de kameralara yansıyanlarda. Aynı yolun birkaç sefer daha evet, olduğundan bahsediyoruz. Evet. Aynen öyle çok ciddi bir sıkıntı söz konusu o bölgede. E, o bölgenin yine benzer bir tabloya dönmemesini umuyoruz ama yine yüklü miktarda bir yağış görünüyor. E, tek e, hani e, nasıl diyeyim? oluşmayacağını ümit ettiren bize havadaki konvektivite yani hı hı. şimdi yağışın güç, güçlü bir miktarda yere inebilmesi için iki tane şey lazım. Bir kere havada su buharı lazım. Hı hı. O olmazsa zaten olmuyor. Hı hı. İkincisi o su buharını yağışa dönüştürecek bir hareket. Hı hı. Bu ikisi bir arada maksimum seviyedeyse bu tablo ortaya çıkıyor ki vardı. Zaten dün İstanbul için de uyarı veriyorduk. Anadolu yakasını yakalayıp doğuya doğru gitti. Yani hı hı. güçlü kısmını Batı Karadeniz'de hı hı. E, yakaladı. İşte dün gece aldığımız o dün İstanbul için beklenen ki kısmen de İstanbul'un kuvvetli şekilde aldığı ama sele dönüşmediği yağıştı. Geceye geçince işte Batı Karadeniz'i yakaladı vurdu. Şimdi e, o orada düşe yönlü karışımlar çok güçlüydü. Burada da bugünkü biraz daha zayıf ama bu yağış da hali hazırda hele böyle bir tablonun üzerine çünkü selin oluşmasında bir zeminin durumu var. İkincisi yağışın durumu. Şimdi zaten zeminin durumu sıkıntılı. Evet. Üzerine yeni yağış eklendiğinde tablo daha da olumsuza doğru gidecektir. Dolayısıyla buna dikkat bir bugün öğleden sonrası itibariyle e, Bolu, e, Düzce, Zonguldak, Karabük, Karabük, Bartın çevreleri, Kastamonu iç kesimleri. Gece geç saatten itibaren sabaha karşı ve yarın sabahın erken saatlerinde de kıyıya yakın e, Kastamonu ile Karabük aralığında e, kuvvetli sağanaklar var. Orada bir süper hücre oluşumu da meydana gelebilir. Yani orada dolu da e, beraberinde eklenebilir o aşırı yağışın üzerine. E, dolayısıyla Temmuz bu alana da… Temmuz ayı da görebiliriz yani. Temmuz ayı zaten dolunun oluşumu için çok Yine. uygun bir zemindir. E, yani çünkü e, ani bir ısınma Hı -hı. zemini e, yükseltir Hı -hı. E, havayı. E, yukarıdan da bir serin dalga e, kuvvetli bir karışım Sakarya'da yapar. Sakarya'da durum ne peki? E, Sakarya'da bugün kuvvetli sağanak almayı sürdürecek ama yağışın biz güçlü kısmını şu anda modellere baktığımızda daha çok şeyde görüyoruz. Ee, şöyle ben tekrar kontrol ediyorum daha çok. Bugün sabah saatlerinde Sakarya'daydı. Hı hı. Öğle saatleri itibariyle öğleden sonrası itibariyle daha çok Karadeniz'e Karadeniz e e, doğru. Yani Düzce'ye doğru Sakarya'nın doğusunda hı hı. kendini gösterecek. Az Ama önce Düzce saydığımız yine, iller. Evet, biraz önce saydığımız iller. Yani bugün öğleden sonra bir dalga. Hı hı. E, biraz da kuzeye ve kıyıya yakın alanda Kastamonu, Karabük aralığında da bu gece sabaha karşı aşırı hı hı. yağış var. Hı hı. İkisinin de potansiyel sel yapma. Hatta bir tanesinin dolu da beraberinde üretme ihtimali söz konusu. Dolayısıyla bu iki yağışa karşı da riskli coğrafyalarda. Sel ihtimaline e, karşı evet. o halde e, sıkıntılı bölgelerin boşaltılmasında i̇şte fayda biraz, var evet, önceden. Biraz önce zaten bahsettik. Evet. Bu yol evet. dedi e, birkaç evet. sefer daha Yani bu coğrafyalarda orada e, bundan önce patlamış, bundan önce çökmüş yolların olduğu yerlerde ve ona yakın çevrelerde. Şimdi buradaki sıkıntı şu bir e, suyun akışı var. Hı hı. Ona biz ne diyoruz? Dere yatağı diyoruz. Hı hı. Su akıyor o bölgeden ve biz o bölgeyi biliyoruz. Evet. Bazen maalesef o bilmemize riski... rağmen yerleşim Heh. yeri haline getirebiliyoruz. Maalesef ki. getiriyoruz ama buradaki handikap ikinci handikap şu. Şimdi biz o bölgeyi yerleşim haline getiriyoruz ya da yol yapıyoruz ya da, yapıyoruz. Ya da başka bir şey hı hı. yaptığımızda o e, suyun akış yönünü değiştiriyoruz hı hı. ve bozuyoruz. Bu sefer Kendini güvende olduğunu, dere yatağının üzerinde olmadığını düşünen bölgelerde de bu sefer çünkü e, akış yönü değişmeye var Akış denge bozuluyor. çünkü. Evet. Dolayısıyla evet. E, genel anlamda bir e, dikkatli olunması gereken hmm. bir gün. Peki bu gün, ne kadar bu gece sürecek? ve yarın sabahın erken sürecek? saatleri. E, yarın da var. Yarın sabahın erken saatlerinde işte bahsettik Batı Karadeniz'de arkasından doğuya doğru ilerleyip Karadeniz üzerine çıkıp e, sınırlarımızın dışına çıkmaya başlayacak. Muhtemelen e, yarın öğleden sonra bir dalga bitiyor. Cuma günü e, yarım günlük ama çok da kuvvetli olmayan bir dalga yağışımız daha var. Hı hı. Cuma öğleden sonrası itibariyle yavaş yavaş e, bu sisteme veda ediyoruz. Hafta sonu itibariyle yurdun büyük kısmından e, yağışlar ayrılmış olacak. hem de sıcaklıklar Ve artık tekrar, güneşi görmeye başlayacağız. E, evet, evet, sıcaklıklar güneşi, sıcaklık ne kadar artacak. olacak? Ee, İstanbul için 30 dereceler örneğin tekrar geliyor. Karadeniz'e 28-30 dereceler tekrar geliyor. Ee, Ege zaten böyle set edilmiş gibi sıcaklığı 35'e yerleşti İzmir'in sıcaklığı. Bu 37-38'leri zorlayacak. Ama geçen haftaki o Kuzey Afrika sıcakları gibi bir dalga yok. Hı hı. Yani e, bu hafta sonu da yok. Önümüzdeki haftanın büyük kısmında da yok. Ama en nihayetinde Orta ve Güney bölgeler hani yaz değerlerini yaşıyor. Şimdi süremizin sonuna geldik ama çok kısaca bayrama ilişkin. Ee, bir hmm. tahmin alabilir miyiz? Yani bayramla <laughs> alakalı şu andaki elimizdeki Erken. veriler çok Erken. yanıltıcı olur. <laughs> Çünkü 10 e, günü tahminler evet. geçtikten sonra tutarlılık %20'lere %18'lere evet. falan inmeye başlıyor. Evet. Ama önümüzdeki günlerde yine konuşuruz. Peki. Ee, o halde çok teşekkür ediyoruz sana. Verdiğin bilgiler için. Dünyamin Sürmeli ile birlikteydik. Haber Global Meteoroloji Editörü.